Merhaba 9. sınıf tayfa. Çok ama çok önemli konularda bakacağız. Haydi başlayalım. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri iki başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler. İkincisi ise çözüm kümelerinin bulunması ve aranması meselesi. Haydi bakalım. Kullanım alanları ve faydalarına bakalım. Konumuzun kullanım alanları ve faydaları günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlerin somutlaştırılmış matematik dilinde yazılmasına denklemler kullanılıyor. Böylece bir problemin anlaşılması ve çözülmesi daha kolay hale geliyor. Örneğin alışverişte farklı fiyatlı ürünlerin farklı miktarlarda alındığında ödenecek tutarın hesaplanmasında ve daha birçok durumda denklemler bize yardımcı oluyor. Denklemler sadece matematikte değil, diğer birçok bilim dalında da evrende gerçekleşen durumları anlatmada ve anlamada kullanılan bir yöntem. Peki bu konumuzu bitirdikten sonra ödevlerimiz ne olacak? 0'dan 9'a matematikte sayfa 108 ile 109 arasını, dinamo matematikte de 105 ile 106 sayfaları arasını çözmeniz yeterli olacak. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri kavramak için. Hadi bakalım artık o zaman konu anlatımına geçiyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler bakalım nelermiş arkadaşlar. A ile B reel sayılar olması gerekiyormuş. Ax artı b şeklindeki ifadelere x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler deniyor. O zaman bizi ilgilendiren kısım buradaki ax artı b meselesi. A ve b reel sayı, gerçek sayı, gerçel sayı biliyorsunuz önceden konuştuk. Üçü de aynı anlama geliyordu. Şeklindeki ifadelere x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem deniyor. Peki önce şu dört köşenin içerisindeki yere bir okuyalım. Denklemi sağlayan x değerine denklemin kökü deniyor. Köklerden oluşan kümeye de çözüm kümesi deniyor ve ç ile gösteriliyor. Dikkat et. Denklemi sağlayan x değerine denklemin kökü. Bu denklemin köklerinden oluşan kümeye de çözüm kümesi deniyor. Peki demiş ki bu denklemleri bir çözüm. Çözelim bakalım. Burada denklemi çözerken önemli olan mesele bilinmeyeni yalnız bırakmak arkadaşlar. Dolayısıyla 4'ü karşı tarafa atıyorum. 4 karşı tarafa geçerken işaret değiştiriyor. Artı 4, eksi 4 haline geliyor. Sonra her tarafı 2'ye bölüyorum. 2x'i 2'ye böldüğümde x, eksi 4'ü 2'ye böldüğümde eksi 2 geliyor. Bu denklemimizin kökü. Ama bizden çözüm kümesi istenirse biz bunu süslü parantez içerisinde bu şekilde gösteriyoruz. Eksi x'i karşı tarafa atalım. İlla ki her seferinde sayıları karşı tarafa atmak zorunda değiliz. Burası 1. Eksi x karşı tarafa geçtiğinde x oldu. X gördüğüm gibi 1'e eşit. X'i bulduk mu bulduk. Bu bizim denklemimizin nesi? Kökü. Peki çözüm kümesini nasıl yazacağız sorusuna karşılık? Açacağız bir süslü parantez. Denklemimizin kökünü buraya bırakacağız. Bu şekilde de çözüm kümesine ulaşmış olacağız. Eksi 3'ü karşı tarafa atıyorum. Bu durumda x bölü 2 eşittir 3 geldi. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x'in karşılığı buradan 2 çarpı 3'ten 6 gelecek. Bu bizim denklemimizin kökü. Çözüm kümemiz ise süslü parantezin içerisine 6 yazarak gerçekleştireceğiz. Diyor ki a 0'dan farklı ise ax artı b eşittir 0 denklemin tek kökü vardır. Deminki çözdüğümüz meselelerde x'in katsayıları gördüğünüz gibi 2 da gösterelim. Burada eksi 1. Burada da arkadaşlar şurada görünmeyen bir 1 var düşüncesiyle burada denklemimizde x'in kökü, x'in katsayısı 1 bölü 2'dir. Görüldüğü gibi sıfırdan farklı. A sıfırdan farklıysa ax artı b eşittir sıfır denkleminin tek kökü vardır diyor. İddiası doğru. Biz de zaten bir tane kök bulduk. Sorumuzdan a artı 4x kare artı 3 çarpı x üzeri b eksi 2 eksi 12 eşittir sıfır ifadesi. X değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemse a çarpı b kaçtır diyor. Şimdi bakın. X değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen. Arkadaş birinci derecedense bu x karenin burada durmaması lazım. Onu yok edebilmek için katsayısını 0 yapmamız lazım. A artı 4'ü 0'a eşitlersem yani 4'ü karşı tarafa attığımda a'yı eksi 4 bulup buraya yazarsam eksi 4 artı 4 0 0 ile de x kareyi çarptığımda x karenin arkasından el sallayabilirsin. X kareden kurtulduk fakat birinci derece yapabildik mi? Hayır. Kalan x ifadesinde tepedeki b eksi 2 ifademizi 1 yapmalıyız ki birinci dereceden olsun. Bu durumda eksi 2 karşı tarafa artı 2 diye gelecek. 1 ile 2'yi topladığında buradan da karşılığı 3 gelecektir. Bizden istenen a çarpı b mevzusu eksi 4 ile 3'ün çarpımından eksi 12 gelecek. Peki bizden istenen ikinci ifade denklemin gerçel sayılarda çözüm kümesini bul demiş. Şimdi arkadaşlar şurası farkındaysan gitti. Burası yok. Ne kaldı burada? 3x. Çünkü tepesini 1 yaptık onun.
eksi 12 eşittir 0 oldu. Şimdi x'i yalnız bırakıp denkleminin köküne ulaşma zamanı. Eksi 12'yi karşı tarafa attım, 3x 12'ye. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı buradan 4'e eşit olacak. Dikkat et, denklemin kökünü değil, bizden nesini istiyor? Çözüm kümesini. O zaman ÇK diyorum, çözüm kümesi. Buradan da karşılığı 4 gelecektir çözüm kümesi. Sorumuzda aşağıdaki denklemlerin gerçel sayılarda çözüm kümesine bulunmuş. Tekrar söylüyorum, ana felsefemiz x'leri yalnız bırakmak ve bunun üzerinden denklemi çözmek. Burayla alakalı çok klişe duyduğum bir cümle olması lazım. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. O zaman ben de başlıyorum. 2x'i bu tarafa atayım diyorum. Eksi 11'i de bu tarafa atayım. 2x karşı tarafa geçerken eksi 2x diye geçecek. Eksi 11 karşı tarafa geçerken artı 11 diye geçecek. 6x'den 2x'i çıkarttığımda burası 4x. 9 artı 11'den de karşılığı 20 gelecek. Her tarafı 4'e böldüğümde x'in karşılığı buradan 5 olacaktır. Şimdi aramızda şu arkadaşlar olabilirler. Belki daha temel olarak buraya oturtamamış arkadaşlar. Ya hocam her tarafı 4'e bölüyorsun, ben orayı anlayamadım. Şöyle. Burayı da 4'e bölüyorum. Burayı da 4'e bölüyorum. Hocam niye 4'e bölüyorsun? X'in kat sayısı neyse X'i yalnız bırakabilmek, kat sayısını 1 yapabilmek için önündeki sayıya bölüyoruz. Dolayısıyla gördüğün gibi şunlar sadeleşince burada X geliyor. 20'yi de 4'e bölünce 5 geliyor. Çözüm kümesi istenmiş. O halde bunu da bu şekilde belirtiyoruz. Geldim B sorusuna. B sorusunda önce parantezin önündeki katsayıları paranteze bir dağıtmamız lazım. Fakat burada dikkat etmen gereken ilk mesele katsayımızın 2 değil eksi 2 olması. Eksi 2'yi x ile çarparsam eksi 2x, eksi 2'yi 4 ile çarparsam buradan da karşılığı eksi 8 olacak. 3'ü dağıttığımda burası 3, burası da 3 ile eksi 4x'i çarptığımda eksi 12x diyecek. Biraz toparlayalım. X'ten 2x'i çıkarttığımda eksi x eksi 8. Burası da 3 eksi 12x olacak. Şimdi x'ler bir tarafı, sayılar bir tarafa diyorum. O zaman eksi 12x karşı tarafa geçtiğinde artı 12x eksi x haline gelecek. Sol taraftaki ifade. Geliyorum eksi 8'i 3'ün tarafına atarsam eksi 8 artı 8 olarak geçecek. Burası da 3. 12x'ten bir tane x'i çıkarttığımda 11x, 8 ile 3'ü topladığımda 11, her tarafı 11'e böldüğümde x'in karşılığı 1 ve çözüm kümemizi de şu şekilde gösterebiliriz diyoruz. Böyle denklemlerde hemen içler dışlar çarpımı yapmak lazım arkadaşlar. 3 ile 3x eksi 2'yi çarpacağım. 1 ile de 8x artı 5'i çarpacağım. Ki 1 ile 8x artı 5'in çarpılması çok da enteresan bir durum. Hiç ayrılacak çünkü 1 ile neyi çarparsan çarp 1 çıkar. 3 ile 3x'i çarptım 9x. 3 ile eksi 2'yi çarptım eksi 6. 1 ile 8x'i çarptım 8x. 1 ile 5'i çarptım 5. Şimdi eksi 6'yı bu tarafa 8x'i bu tarafa atarsam. 9x'ten 8x çıkarttım. Diğer tarafa da eksi 6'yı attım. Artı 6 olarak geçti. 6 artı 5 oldu. 9 tane x'ten 8 tane x çıkarsa 1 tane x kalır. 6 ile 5 toplarsam 11 olur. Çözüm kümesinde göstermem gerekiyorsa süslü parantez içerisinde 11 olarak yazabilirim. Şimdi bak bu sorumuz çok ama çok önemli. Sebebi iki aşamalı. 1. Rasyonel denklemleri öğrenmiş olacaksın. 2. Rasyonel denklemlerde arada eksi olduğunda çoğu iyi arkadaşının dikkat etmediği bir şeyin altını çizerek konuşacağım. Artık senin için problem olmaktan kalkacak. Şimdi x artı 6'nın altında görünmeyen bir 1 var. Bizim de gördüğün gibi paydalarımız 3, 4 ve 1. Bunlar nerede buluşurlar? 12'de. O halde bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu da 12 ile genişleterek başlamak lazım. Buyurun başlıyorum. 4 ile genişlettiğimde 4 çarpı x artı 2'den 4x artı 8 olurken paydamız 12. Eksi 3 ile çarpıyorum. 6x eksi 15 bölü 12. Ve 12 ile genişlettiğimde 12x artı 72 bölü 12 olacak. Çünkü biliyorsun 12 ile hem bunu hem bunu çarpıyoruz. Diğer genişletmelerde de aynısını yaptım. Dolayısıyla aşağıdakiler artık aynı olduğu için bunları gönderebilirim. Şimdi gelelim ikinci kritik meseleye. Rasyonel denklemlerle alakalı payda işleme kısmını konuştuk. İkinci meselemiz şuradaki eksi ifademiz. Bu eksi ifadesini öğrenci sadece 6x'in eksisi gibi kabul ediyor. Hayır, onu şöyle düşünmeniz lazım. Eksi hem buna dağıtılacak hem buna dağıtılacak. Rasyonel denklemleri çözerken rica ediyorum bu paydaları gönderdikten sonra orada kalan eksi hemen yanındakinin sadece değildir. Dağıtman gerekiyor arkadaşım. Dağıtmazsan çizerler. 4x artı 8 eksiyi dağıttım. Eksi 6x eksiyi dağıttın artı 15. Buna lütfen dikkat. 12x artı 72. Şimdi şuraya bir toparlayalım. 4x eksi 6x eksi 2x. 8, 15, 23 yaptı.
sağ tarafa bir şey ellemedik, 12x artı 72 olarak duruyor. Şimdi eksi 2x'imi bu tarafa, 72'yi de bu tarafa atarsan bakalım neden olacak. Eksi 2x'i bu tarafa attığımda artı 2x ile geçecek ve burası 14x olacak. 72 karşı tarafa eksi 72 olarak geçecek. Dolayısıyla 23 eksi 72'ye bakman lazım. Bunun da karşılığı eksi 49. Eksi 49 eşittir 14x. Her tarafı da 14'e böldüğümde şuradaki x'in değerini eksi 49 bölü 14 bulacaksınız. Hocam acaba yanlış mı yaptık, bu sonuç böyle çıktı demeyin. Çünkü her zaman düzgün tam sayı dediğimiz ifadeler çıkmayabilir. Çözüm kümesini gösterirsem bu durumda süslü parantez içerisine eksi 49 bölü 14 olarak yazıyorum. Sorumuzda 3x eksi 2 artı 4 çarpı 3x artı k eşittir 20 denkleminin kökünün x eşittir 2 olduğuna göre k'nın değeri sorulmuş. Arkadaşlar denklemin kökü yorumunu ilk konu başlangıcında yaptık. Denklemi sağlayan değerdir denklemin kökü. Bu da şu demektir. X gördüğümüz yere gideceğiz. Denklemde 2 yazacağız. Buyurun başlıyorum. 3 çarpı, bak x gördün, buraya 2 yazacaksın. Eksi 2 artı 4 çarpı, bak burada da x gördün, buraya da 2 yazacaksın. 3 çarpı 2 artı k eşittir 20 gelecek. Şimdi 3 çarpı 2 6. 6'dan 2 çıkarttım 4. Paranteze dağıtıyorum. Dağıtmadan önce parantezin içerisine toplamayı önerelim. 6 artı k olacak eşittir 20. Şimdi dağıtalım. 4 ile 6'yı çarptım 24. 4 ile 4k'yı çarptım 4k eşittir 20. Burayı toparlarsanız 28 artı 4k eşittir 20 gelecek. 28'de karşı tarafa atarsan nereye geçecek? Nereye geçecek? Söyle bana ne diye geçecek? Eksi 28 diye geçecek. Dolayısıyla 20 eksi 28 olacak. 4k'nın karşılığı buradan eksi 8. Sorarım şimdi. Şimdi ne yapacaksın? Aferin. Her tarafı 4'e böleceğiz. 4k eksi 8 ifadesinde k'yı yalnız bırakabilmek için her tarafı 4'e böldüğümde k'nın karşılığı eksi 8 bölü 4'ten eksi 2 gelecektir. Şimdi geldik dikkat köşemize. Diyor ki a 0 ise b 0'da farklı ise ax artı b eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi boş kümedir. Bakın a'nın 0 olması ax artı b denkleminde aslında x'in yok olması demek. X yok olacak. B de 0'dan farklıysa demek ki kalan ifademiz de birbirlerine eşit olmayacaklar. Bu durumda denklemin çözüm kümesi boş küme oluyormuş. Peki diyor ki sorumuz, bu denklemin diyor gerçel sayılarda diyor çözüm kümesini bulursunuz. Buluruz kardeşim, bakalım şimdi. Eksi 2'yi paranteze dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 2 ile eksi 1'in çarpımından artı 2 eşittir 3x eksi 4. 5x'ten 2x'i çıkartıyorum. 3x artı 2 3x eksi 4. X'leri bir tarafa toplayalım. Hop 3x. 2'yi de karşı tarafa atıyorum. Eksi 4 eksi 2. Arkadaş 3x'ten 3x çıkınca 0. Eksi 4 eksi 2 eksi 6 yaptı. Lütfen şöyle yorumlayalım. X'ler gitti mi? Gitti. Kalan ifade doğru mu? Hayır. 0 eksi 6 eşit. Hayır değil tabii ki. O zaman çözüm kümesi boş kümedir. O zaman mevzuyu özetliyorum. Bak a 0'a eşit b 0'dan farklıysa ax artı b eşittir 0 denklemin çözüm kümesi boş kümedir cümlesi çok değerli bir cümle. Fakat günlük hayatta kullanırken şu cümleyi çok daha efektif kullanabiliriz. Bir daha söylüyorum. X'ler yok oldu mu? Evet. Kalan ifade eşit mi? Değil. O zaman çözüm kümesi boş kümedir. Çözüm kümesi boş kümedir dediğimde bu işi halletmiş olduk. Sorumuzda x değişkenine bağlı 19-4a çarpı x artı 7, 3x artı 1 denklemin çözüm kümesi boş küme ise a kaçtır demiş. Bak şimdi demin kurduğum mantık üzerinden yürüyelim. Çözüm kümesi boş küme ise ilk aşama ne olması gerekiyordu? X'lerin yok olması gerekiyor. X'lerin yok olabilmesi için bakın sağ tarafta sadece 3x var. O zaman sol taraftaki bu x'li ifadenin de 3x olması lazım ki 3x'i karşı tarafa attığında eksi 3x diye geçsin ve yok olsunlar. X'i yok edebilmek lazım. Tekrar söylüyorum, boş küme olabilmesi için. Bu durumda 19-4a dediğimiz ifade demek ki 3 olacak. 3'ü bu tarafa, eksi 4a'yı bu tarafa atarsam 16 eşittir 4a. Her tarafı 4'e böldüğümde bu durumda bunlar gidecek. A aradığımız değer 4 gelecektir diyoruz. Hocam ben çok merak ettim. A yerine 4 yazalım bir bakalım diyen arkadaşlar. A yerine 4 yazıyorum. 4 kere 4 16. 19 eksi 16 3x artı 7. Burası da 3x artı 1.
3x'i karşı tarafa attığında gönderecek. Ne kaldı? 7, 1. Doğru bir eşitlik mi? Hayır. Ne diyorduk zaten? X'ler kaybolduktan sonra kalan ifade eşitliyse boş küme. Bak sağladı. Onun için lütfen unutmayın. Çözüm kümesi boş küme ise, önemli çiziyorum altını, x'leri yok etmen lazım. X'ler yok olduktan sonra kalan ifadelerde birbirleri eşitliyse çözüm kümesi. Şimdi boş kümeden sonra ikinci bir meselemiz var. A sıfıra eşit. Bak A'ya sıfır vermiş yine. Yani yine x kayboluyor. B de sıfır eşit. Bu sefer diyor kalan ifadeler diyor birbirlerine eşit olsun. Böyle olursa diyor denklemin çözüm kümesi reel sayı. Şimdi arkamıza yaslanalım şunu konuşalım. Çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için ne olması gerekiyordu? X'in ortadan kaybolması ve kalan ifadenin eşit çıkmaması gerekiyordu. O zaman boş küme diyorduk. Şimdi çözüm kümesinin reel sayı olabilmesi için ne olması gerekiyor? Yine x ortadan kaybolacak ama bu sefer kalan ifadeler birbirlerine eşit olacak. Peki. Sorumuz diyor ki haydi bakalım diyor bu denklemin gerçel sayılarda çözüm kümesini diyor bulalım bulalım. Sol tarafa bir şey yapmıyorum. 8x eksi 10. 6x'imi yazdım. Eksi 2'yi dağıtacağım. Eksi 2 ile 5'i çarptım. Eksi 10. Eksi 2 ile eksi x'i çarptım. Artı 2x. 8x eksi 10. 6x'i 2x'i topluyorum. 8x eksi 10. Bunu bu tarafa, şunu şu tarafa atalım. 8x karşı tarafa geçtiğinde 8x eksi 8x. Eksi 10 karşı tarafa geçtiğinde artı 10 olacak. Burası 10 eksi 10. 8x'ten 8x'i çıkarttığımda x'ler uçtu. Şu an çözüm kümesi boş küme de olabilir, reel sayılar da olabilir. 10'dan 10'u çıkarttım 0. Bak bakalım kalan ifade doğru mu? Evet doğru. 0, 0'a eşit. O zaman çözüm kümesi reel sayılardır. Eğer eşit çıkmasaydı boş küme derdik. Sorumuzda x değişkenine bağlı 2a eksi 3x artı b eksi 5 eşitmiş a artı 1x eksi 2 denklemin çözüm kümesi reel sayılar kümesi ise. Yani şurasını şöyle bir boyayalım. Sorunun önemli olan kısmı burası. Çözüm kümesi reel sayılarsa x ortadan gitmeli. Sol taraftaki x'e baktığımızda 2a eksi 3x görürken sağ taraftaki a artı 1x görüyoruz. O zaman onların birbirlerine eşit olması lazım. Düşünsenize bu tarafta 7x var. Bu tarafta da 7x var. Karşı taraf aslında yok oluyor. Ya da bu tarafta 9x, bu tarafta 9x. Ancak böyle yok olurlar. Eğer katsayıları birbirlerinden farklı olursa x'leri yok edemezsiniz ki. O halde 2a eksi 3 dediğin ifadenin karşılığı a artı 1'e eşit olacaktır. X'lerin katsayıları eşit olmalı ki kaybolsun. A'yı karşı tarafa atarsam 2a eksi a, eksi 3'ü karşı tarafa atarsam 3 artı 1. Dolayısıyla 2a'dan bir a çıkarsa a, 3 ile 1 topladığında 4. Dolayısıyla a'mızı bulduk. Fakat çözüm kümesi reel sayı olduğu için kalan ifadeler yani b eksi 5 ile eksi 2 ifadesinin de birbirinden eşit olması gerekiyor. O halde b eksi 5 ile gidiyorum, eksi 2 eşitliyorum. Eksi 5'i karşı tarafa attığımda artı 5 diye geçecek. 5 eksi 2'den de b'nin karşılığı buradan ne bulunacaktır? 3. Benden istenilen bu ikisinin çarpımı. A ile b'yi çarptığımda yani 4 çarpı 3'ten cevabımız 12 gelecektir. Sorumuzda bir kırtasiyeden 3 TL'lik ve 5 TL'lik kalemlerden 30 tane alan bir müşteri 126 TL ödemiştir. Buna göre kalemlerden kaç tanesi 3 TL'dir? Şimdi arkadaşlar ufak ufak problemlere girmişiz gibi gözüküyor. Sebebi aslında şu, denklem çözmenin öğrenilmesindeki ana mevzu denklem kurduktan sonra o denklemleri çözebilme yeteneğine kavuşturmak senin. Şimdi gelelim bu problemi nasıl çözeceğiz? Bir kırtasiyeden 3 TL'lik ve 5 TL'lik olmak üzere kalemler alınmış. Kaç tanesi 3 TL'dir diyor. 3 TL'lik kalemden x tane alınsa toplamda kaç kalemin var? 30. İşte soruyorum o zaman 5 TL'lik kalemden kaç tane aldığını nasıl yazacaksın? Şimdi bak aslında işin içerisine x girince öğrencinin biraz dengesi bozuluyor. Şöyle izah edeyim. Toplam 30 tane kalem almış olsanız, bunlardan 3 TL'lik olanlardan 5 tane almış olsanız, 5 TL'liklerden kaç tane almışsınız diye sorsam dersin ki ya bundan 5 tane aldığıma göre, toplamda 30 tane aldığıma göre 30'dan 5'i çıkartıp 25 dersin. Ya da 3 TL'lik kalemlerden 12 tane aldın. Toplamda da 30 kalem aldın. 5 TL'lik kalemlerden kaç tane aldın desem 30'dan 12'yi çıkartırsın sonra da 18 dersin. Şimdi de soruyorum. 3 TL'lik kalemlerden x tane aldın. Toplamda 30 tane aldın. O zaman 5. Ya yine çıkartacaksın kardeşim. 30 eksi x tane. Değişen hiçbir şey yok. X'inin kafanı karıştırması. Gelelim ikinci meseleye. 3 TL'lik kalemlerden diyelim ki 10 tane almış olsaydın
Kaç lira öderdin? 30 dediğini duyar gibiyim. 3 ile onu hemen çarptı zihni. Burada da aynısını yapalım. 3 TL'lik kalemlerden X tane almışsan 3 çarpı X para ödersin. 5 TL'lik kalemlerden 30 eksi X tane aldıysan 5 çarpı 30 eksi X tane para, 30 eksi X TL para ödersin. Bunların toplamları da bize verilen 126 işte olacak. İşte denklemi kurduğu, denklemi çözme meselesi işte bu dersin karşılığı. 3x, 5'i dağıtıyorum. 5 çarpı 30'dan 155 çarpı eksi x'den eksi 5x eşittir 126. 126'yı biraz sonra bu tarafa atacağım. Ama önce şurayı biraz toparlayayım istiyorum. 150, 3x'ten 5x çıkarsa eksi 2x, 126. Evet, 126'yı artık karşı tarafa atalım. 150 eksi 126 olsun. Eksi 2x'i de diğer tarafa attığımda burası artı 2x haline gelecek. 24 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüğümde x 12 bulunacak. Ki biz x zaten ne demiştik? Buradaki 3 TL'liklerin karşılığıydı. O zaman 12 tane olacaktır diyoruz. Sorumuzda şekilde bir eşit kollu terazi ve altlarında kütleleri yazılı olan ağırlıklar verilmiştir. Terazinin sağ kefesine bir numaralı ağırlıktan 2 adet. Bir numaralı ağırlığımız x artı 2 gram ve bundan 2 adet koyuyoruz. O zaman 2x artı 4 geldi buraya. Ve 2 numaralı ağırlıktan 1 adet. 2 numaralı ağırlık 3 eksi 4. Tamam, 3x eksi 4'ünü de yazdım. Sol kefesine 3 numaralı ağırlıktan yani x eksi 2'den 3 adet. X eksi 2'yi 3 ile çarptığımda 3x eksi 6 buraya yerleştirildi. 4 numaralı ağırlıktan yani 2x eksi 1 gramlık olandan 2 adet. O zaman orası da 4x eksi 2 oldu. Yerleştirildiğinde sağ ve sol kefeler aynı hizada dengede kalmıştır. Dengede kalmak demek, demek ki sol taraftaki kefe ile sağ taraftaki kefenin eşit miktarlarda yük koymak demek. O halde 3x eksi 6 artı 4x eksi 2 eşit olmalı. 2x artı 4 artı 3x eksi 4'e şu artı 4 ile şu eksi 4 gitsinler. 3x ile 4x'i topladım 7x. Eksi 6 eksi 2 eksi 8. 2x 3x 5x. 5x'i karşı tarafa eksi 5x diye atıyorum. Eksi 8 ile karşı tarafa artı 8 diye atıyorum. 7x'den 5x çıktığında 2x 8'e bu durumda da x 4'e eşit olacaktır. Peki bizden istenilen ne? 2 numaralı ağırlık. 2 numaralı ağırlık 3x eksi 4'tü. O zaman sen x yerine 4 yazarsan 3 çarpı 4 eksi 4 gelecektir. Yani 12 eksi 4 buradan da karşılığı 8 gram bulunacaktır. Şimdi blok dersimizin ilkinin sonuna geldik. Biraz sonra birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitliklerle devam edeceğiz. Fakat bu konu biterken nelere baktık? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri inceledik. Bu denklemleri incelerken en çok ama en çok rasyonelli denklemde bir şeyler söyledim. Paydalar eşitlenme, bu eksiği dağıtma meselesi lütfen orayı unutmayın. Bunlar önemli. Çözüm kümesi hani böyle süslü parantezin içerisine alma meseleleri. Soru kökünü bu anlamda düzgün okumak lazım dedik. Denklem çözme problemlerin altyapısını oluşturan mevzulardan bir tanesi. Burası çok zor bir konu değil. X'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa. Daha genel konuşursam bilinmeyenleri bir tarafa, bilinenleri bir tarafa koyduğunuzda bu konuyu halletme ihtimaliniz çok kolay. Fakat bu konu içerisinde öğrencinin birazcık daha zayıf hissedebileceği yer bu çözüm kümesinin boş küme ve sonsuz elemanlı olabilme mevzusu. Orada da çok rahat halledebilmen için bir cümleden bahsettik. Dedik ki eğer çözüm kümesi boş küme ise x'ler yok olacak, kalanlar eşit değil. Çözüm kümesi sonsuz elemanlı ya da gerçel sayılar olacaksa x'ler yok olacak, kalan ifadeler birbirlerine eşit olacak yorumlarını yaptık. Ve geldik bu dersin ödülü sorusuna. Size bol şanslar.